Arkadaşlar ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere bugün noktalama işaretleri konusunu anlatacağız. Tonguç'um noktalama işaretlerini biliyor musun? Hocam biliyorum biraz. Bunları sen mi yazdın evladım? Evet hocam, bunlar benim noktalama işaretlerim. Ha, mutlu olduğunda kullandığın noktalamalar. Bunlar tabii ki günlük mesajlaşmalarda, WhatsApp'ta kullanılan şeyler. Biz gerçek noktalama işaretlerine bakacağız dostum şimdi. Birincisi cümle sonunda kullanılanlar var. Yani cümlenin sonuna getirilen nokta, soru işareti, üç nokta, ünlem ya da bazen cümlenin ortasında bile olsa kullandığımız iki noktayla başlıyoruz. Ben üç noktayı çok yapıyorum hocam. Aferin. Daha devamı gelecek demek istiyorsun Evet. Yani. Aferin. Şimdi nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Öğrenciler dersi dinliyor dediğimizde cümlenin sonuna nokta gelir. Tamamlanmışsa cümlenin sonuna nokta geliyor. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konuyor. Biliyorsun avukat dediğimizde kısalttığımız zaman bu Evet şekilde hocam. oluyor. İnce ekinin yerine nokta kullanılıyor. Yarışmada ikinci oldu dediğimizde bu anlamı noktalama işaretlerinden nokta veriyor. Diğer türlü tarihlerin yazılışına da nokta kullanıyoruz. Bak buraya yazmış adam. 25.1980. Buralara da nokta getirebiliyoruz. Bu çok önemli. Saat ve dakika ayırmada 20.30, 6.15 dediğimizde yine noktayı kullanıyoruz. Saatlerde bunu şöyle dijital saatlerde böyle 22.15 gibi yazdığı için çocuklar 2 nokta gelecek zannediyor. Bu yanlış evladım. Buna dikkat et. Çarpma işareti yerine kullanıyoruz. 7 çarpı 2 14. Bir de kısaltmaların arasına birkaç yer dışında nokta koymuyor. Yani MEB yazarken ya da TCK, DS yazarken aralarına nokta koymuyoruz sonuçta. Anladım hocam. Devam edelim. Soru işareti. Bak burada demiş ki bazı çocuklar beni çocuklar çok kullanır. Aptallar ise hiç kullanmaz demiş. Ne demek istemiş olabilir sence Tonguç? Hocam bir giydirme yapıyor. Evet yani çocuklar çok soru soruyor diyor. Bunu seviyor kendisini kullanmalarını. Aptalların ise soru sormadığını söylüyor. O zaman sen bana derste soru sorabilirsin evladım. Tamam Şimdi hocam. Soru işareti yanıt bekleyen cümlelerde kullanılır. Ders ne zaman bitecek dediğimizde buraya soru işareti koyabiliriz. Soru kelimesi olan her yerde kullanılmaz tabii. Kim bilir ne yapıyordur dediğimizde buraya nokta koyacağız. Burada kim sorusu var ancak soru anlamı yok. Bilinmeyen yer, tarih ve durumlar da kullanılır. Yunus Emre 1240 soru işareti, doğum yeri soru işareti diyebiliriz. Bu Yunus Emre'nin ölüm tarihini bilmediğimizi, doğum yerini bilmediğimizi gösterir. Şimdi bu sınavlarda sorulur evladım. Beni mi özledin, anneni mi dediğimizde burada beni mi özledin derken bir soru var. Ama ardından hemen bir soru daha geldiği için buraya virgül koyman gerekir, buraya soru işareti koyman gerekir. Dolayısıyla şimdi bunu beraber yapalım. Kim geldi, niye geldi? Buraya ne gelecek sence? Virgül hocam. Virgül. Buraya da? Soru işareti. Harika. İki defa soru işareti konmaz. Çünkü neden? Burada küçük harf var Tonguç'um. Harikasın evladım. Üç noktaya bakalım. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelir. Acı acıyı, susancıyı bastırır demek istiyor mesela ama cümlenin sonu getirmemiş. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade eder. Birçok kişi gelmiş partiye. Ali, Arda, Emre, Hasan, Kadir, Sedat, Can, Engin. Bu sizin parti galiba. Böyle parti mi olur evladım? Hocam çok koptuk. Kopmuşsunuz. Bir tane bile kız gelmemiş evladım. Buna bak. Ne kadar eleman varsa hepsi orada. Neyse sıkıntı yok. Şimdi geldik ünlem işaretine. Ünlem de demiş ki herkesi şaşırtmayı severim demiş. Ben seni ünlem işaretine benzetiyorum Tonguç. Çünkü beni hep şaşırtıyorsun evladım. Şimdi ünlem işaretiyle başlayalım. Korkma, sevinme, acıma, beğenme gibi duyguları anlatan cümlenin sonuna getirilir. Hey gidi günler dediğimizde buraya bir ünlem işareti koymamız lazım. Seslenmelerde kullanılır. Buraya çok dikkat et Tonguç. Hey, buraya bakarsanız iyi olur dediğinde de doğru. Böyle de diyebilirsin Tonguç'u. Evet hocam. Hey, buraya bakarsanız iyi olur dediğinde de olur. Yani buradan önce de kullanabilirsin. Burada cümlenin sonuna getirdiğin zaman buraya virgül de koyabilirsin. Bunu bilmiyordum hocam. Evet, buna dikkat et evladım. Bu ikisi de doğru yani. Şimdi iki noktaya bakalım. Alıntı cümlelerinden önce kullanılır. Sembolist şair, iki nokta üst üste, şiir duyulmak içindir diyor. Yani şairin cümlesini tırnak içinde göstermeden önce iki nokta yaptı. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Sınava iki kişi girmedi. İki nokta üstte Ali ve Emre. Devam edelim. Buraya nokta koyacağız. Niye? Çünkü iki kişi dedi. Ali ve Emre dedi. Bitirdik. Evet. Sınava girmeyen çok kişi vardı diyor. Buraya iki nokta koyacağız. Ben söyleyeyim hocam. Ne koyacağız? Ali, Emre, Aslı üç nokta hocam. Kaliteli bir insan evladım. Harikasın. Konuyu hemen anlıyorsun. Şimdi burada şu çok önemli. Genelde öğrenciler iki nokta üstte ile noktalı virgülü karıştırıyorlar. Halbuki kızlarla erkekler karışır mı? Bak bu sakallı sana benziyor. Diğeri ise güzel bir bayan olmuş. Çok güzel, nazik bir bayan. Tabii evet, çok da öyle değil çok ama. Çok da güzelmiş hocam. Aşık olma, dur sakin ol evladım. Şimdi kızlar ve erkekler birbirine benzer mi? Hayır. İşte noktalı virgülle iki nokta üstte de birbirine benzemez evladım. Bunu çok iyi bileceksin. Yani eğer bir yere iki nokta gelecekse iki nokta gelir oraya. Acaba noktalı virgül mü gelecek diye hiç endişelenmene gerek yok. Öğrencilerin bunu hep karıştırıyorlar. Sen de karıştırma. Cümle içinde kullanılanlara baktığımızda virgülü, noktalı virgülü ve yine iki noktayı görüyoruz. Şimdi virgülle başlayalım. Eş görevli kelimeleri ayırmada kullanılıyor. Akıllı, virgül, terbiyeli, virgül, çalışkan bir çocuktur dediğimizde buralara virgül getiriyoruz. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Sıralı cümle neydi? İki tane yüklem olan cümle. Bir varmış, virgül, bir yokmuş. Burada iki tane yüklem var. Bu iki yüklemi ayırmada virgül kullandık. Özneyi belirtmek için kullanılır. Tonguç
en sonunda konuyu kavradı dediğimizde kim kavradı? Tonguç kavradı. Bunu belirtmek için bakın burada virgülü koymuşlar. Niye? Özne belirginleşsin istemişler. Devam edelim. Yine virgül önemli bir konu olduğu için biraz daha uzun. Ara sözleri ayırmada kullanılır. Sınıfın en çalışkanını, Tonguç'u bekliyorlar. Buradaki Tonguç esasında sınıfın en çalışkanını açıklayan bir ara söz. Ben miyim hocam? Yani sınıf zaten bir kişilik sizin sınıf biliyorsun. Yani ikimiziz. O yüzden sınıfın en çalışkan olman çok normal. Ben hocayım, sen de öğrencisin yani. Aktarma cümlelerinden sonra konur. Buraya geliyorum dedi arkadaşına bak. Burada esasında tırnak içinde de alabilirdi bunu ama bu şekilde koy, virgül koyarsa biz anlıyoruz ki bu bir aktarma cümlesi. Bu bir doğrudan anlatım. Kesirleri ayırmak için kullanılır. 1,3, 20,8, 6,2. Bunu biliyorum hocam ben. Bilmen çok normal. Matematiğim çok iyi. Matematiğin iyi olduğunu biliyorum Tonguç'um. Devam edelim. Ama Türkçe'ye de çalışmalısın. Şimdi devam ediyoruz virgüle. Anlam karışıklığını önlemek için de kullanılır. Genç adama yer verdi mi? Yoksa genç adama yer verdi. Mesela sen beni otobüste görüyorsun, bana yer veriyorsun. Herkes şaşırıyor. Aa hoca çok genç ama yer veriyor bu adama. Niye? Çünkü ben senin öğretmenin olduğum için, hocam olduğum için bana yer veriyorsun. O zaman diyorlar ki genç adama yer verdi. Ya da sen genç bir adama yer veriyorsun. Anlam karışabilir. Şuna bakalım. Evet, peki, tamam gibi sözcüklerden sonra kullanılıyor. Evet, konuyu anladım dediğimiz zaman böyle bir hitap ifadesinde bu tarz yerlerde de virgülü koyabiliyoruz herhalde. Devam edelim. Hitap bildiren kelimelerden sonra da kullanılır. Sayın Veli, oğlunuzu durumunu görüşmek üzere sizi okulumuza bekliyoruz şeklinde. Ama hocam edelim. Çağırmasınlar lütfen. Yok evladım merak etme. Bu adamı tanıyor musun kim Tonguç? Hocam amcama benziyor. Evet, bu esasında senin büyük büyük amcan. Bu adam edebiyatımıza noktalama işaretlerini ilk kez kullanan kişi. Yani diğer bir deyişle Şinasi. Tamam mı evladım? Şinasi. Şuraya Şinasi yazıyorum bak hatta Şinasi yazıyorum. Şinasi bizim edebiyatımızda Tanzimat döneminde ilk defa noktalama işaretlerini kullanıyor. Devam edelim. Noktalı virgül. İçinde zaten virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Şimdi at ölür, virgül, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Şimdi buraya virgül geldi. Ama buraya noktalı virgül getirmemiz lazım. Neden? Çünkü burası daha önemli bir kısım, öyle değil mi? Yani at ölür, pardon yanlış yere koydum evladım. Şuraya getireceğiz. At ölür, meydan kalır dediğimizde, at ölür, meydan kalır dediğimizde. Ayrı cümleler hocam. Aynen, aynen. Burası kendince bir ifade. Şuraya şöyle karayalım ki dikkatimiz dağıtmasın. At ölür, meydan kalır dediğimizde bir cümle, arada virgül var. Buraya ise noktalı virgül getiriyoruz. Öyleyse şöyle gösterecek olursak, eğer burada virgül varsa tamam sıkıntı yok. Ama cümleyi oluşturan, sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin içerisinde virgül varsa o zaman burası noktalı virgül oluyor. Karışmasın diye. Aynen. Hani matematikte bir normal parantez vardır, bir de köşeli parantez vardır. Bu da köşeli parantez gibi. Yani hatırlarsan köşeli parantez normal parantezden daha karizmatiktir, daha güçlüdür. Bu da virgülden daha karizmatik, daha güçlü olan virgül. Yani noktalı virgül. Virgülle ayrılmış türleri birbirinden ayırmada kullanılır. Bak şimdi. Pazardan elma, virgül, armut, virgül, muz, virgül, kivi, virgül, soğan, biber. Bak burada soğan ve biber değişik bir şey değil mi? Meyve değil. O evet, zaman evet. Buraya bir noktalı virgül koyup biraz daha türleri ayırmış oluyoruz Tonguç'um. Bunu da mı sen yaptın Tonguç? Bu ne böyle Kızılderili dansı gibi? Hocam figür çalıştım. Güzel olmuş ama gerçekten sanatsal bir şey olmuş. Yani noktalama işaretleriyle bir insan yüzüne ulaşmışsın. Devam edelim. Kısa çizgi satır sonunda kullanılıyor. Mesela diyelim ki yarın okula gidiyorum dediğinde. Bunu biliyorum hocam. Bu kısa çizgi, bunu biliyoruz. Bu çok basit. Ara sözleri ayırmada kullanıyoruz. Az önce vardı ya sınıfın en iyisini Tonguç'u diye virgül ayırmıştık. Bunu kısa çizgiyle de ayırabiliriz dostum. Dil bilgisinde kullanılıyor. Ki değil mi? Evet hocam. Taplık diye bu şekilde ekler ayırmada ya da kökler ayırmada kullanabiliyoruz. Uzun çizgi karşılıklı konuşmalarda kullanılıyor. Yarın geliyor mu? Hayır. Hani böyle dramlarda, evet, trajedilerde kullandığımız. Tırnak işareti alıntılarda ve özel olarak belirtilmek istenen sözlerde kullanılıyor. Tek ses benzerliğine çift tırnak ne yapıyoruz? Yarım uyak deniz diyoruz ve bunu bu şekilde gösteriyoruz. Yay ayraç. Yabancı kelimelerin okunuşta kullanılıyor. Mesela Shakespeare bunu okunuşunu anlatmak için bazen oluyor ders kitaplarımızda. Alay, küçümseme anlamı katarken de kullanılıyor. Hacivat gülerek nasılsın karagözüm demiş. Bak burada bir şekilde parantez içinde anlam verirken yine yayı kullanmışız. Kesme işaretine bakalım Tonguç'um. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. Ankara'dan abim gelmiş. Şimdi burada kesme işareti kullanıyoruz. Neden? Çünkü bu çekim eki. Peki Ankaralı Turgut'u seviyorum dediğimizde buraya kesme işareti koyuyor muyuz Tonguç? Hocam evde 15, arabada 5 mi dönelim? Tövbe evladım. Evet. Bak şimdi. Buraya Ankaralı Turgut'u sevdiğini biliyorum. Yani sen Doğan Gönül'ün Şahin'e bilen biri olarak bunu alman normal. Dinlemen normal.
Ben de bazen dinliyorum eğlenmek istediğim zaman. Ama benim sorum şu Tonguç'um. Buraya kesme işareti getirecek miyiz, getirmeyecek miyiz? Ankara'da olmaz hocam, gelmez. Hayır, çünkü bu yapmaya gidelim mi? O zaman buraya kesme işareti, hayır getirmiyorum. Bak elim gitti ama geri çektim. Ama şuraya getirecek miyiz sence Turgut'u da? Evet hocam. Çünkü bu çekim iki. Özel isim çekim iki. Bak bu da özel isim. Ancak yapım eklerine kesme işareti getirilmiyor Tonguç'um. Kaliteli bir insansın. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Burada kaç kişi geldiğini söyledi cümlesinde yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işareti getirecek bul bakalım. Sonra da cevabını gönder bize Tonguç'um.